Merhabalar. Nasılsınız arkadaşlar? İyi. Sen nasılsın Beyan abla? Depresyondan çıktın mı? İki gün dinlendin herhalde hafta sonu. Ya vallahi. Neyse onun depresyonunu düşünecek halim yok. Ben çok iyiyim. Çok mutluyum. Şöyle söyleyeyim. İlk hafta gelinimi bulamadım. Çeyrek alamadık. Güne haftaya nasıl başlarsan öyle gider dedi Yeşim. Ben zannettim hep Yeşim alacak çeyrekleri. Benim gelinim alamıyor diye. Ama demek ki haftaya nasıl güne nasıl başlarsan o şekilde gidiyor değilmiş. 4 günde 3 tane çeyrek aldım. Yürek yemiş gibi 5 birbiri hangi yürekle yapıyorsun ya? Hangi yürekle yapıyorsun? Ya böyle söyle. Hangi yürekle yapıyorsun? Yemek. Yürek mi yedin sen? Her gün bilmiyorum. Sen benim gibi gelini bulabilen bir insan mısın da? Buluyorsun ama işte bak puanlamaya gelince geliniye 5 vereceğken gidiyorsun başkasına 1 diyorsun gelinin tabağına. Sen... Geliyorsun 5 birbiri yapıyorsun. Cuma günü şu finalde bak 3 kayınvalide gelinleri izi bulamadıyız. Bulamayan ben gelinimi de buldum. Çeyreğe de gelinimin yakasına ne takmışım. Ne sayesinde aldın? Efendim? İşte senin sayende de konuşturuyorsun. İşte yürek yemiş gibi 5-1 yapmayacağım. Ben gene yürek yiyeceğim sen... ama sen bu laflarını unutma. Sen unutma. En azından 5-3 bile yapsaydın o çeyrek senin gelinin yakasındaydı. Başka ona buna saldıran Nurten... Artık ben başkasının gelinine odaklanmıyorum, kendi gelinime odaklanıyorum. Kendi gelinimi varken kendi geliniye odaklan, Damla'ya odaklanacağım. İnşallah bugün bu büyük lafını yersin. Bulamadınız demenin anlamı ne? Şöyle. Zaten stresiniz seyrediyor. Sen kendi gelinine odaklanıyorsun, ben kendi gelinime, o kendi gelinime. Tamam, ama o ne yapıyor? Damla'ya odaklanıyor. Ay canım o da odaklanıyor. Ya şimdi Nurten Allah. Hanım şöyle bir şey sakın yanlış anlamayın benim söylediğimi. Hemen 3 tane çeyrek almayla havalanmayın. Damla diyorsun ya. Yani Damla'ya ayrı bir sevgisi var. Belki ondan dolayı olabilir. Ha şuna kızıyorum ben. 5-1-1 yapana kadar en azından 5-4-4-1 yap da hiç olmasa belki Yeşim'e ya da Damla'ya gider. Yani işte ben madem dedim. Damla yürek mi yedin çok sen? Çok seviyorsun öyle değil mi? Kızlar merhaba nasılsınız? İyi, sen nasılsın? Bomba gibiyim, nasıl olabilirim ki? Gördüğünüz gibi ben kayınvaliden buldukça burada altınları size bırakmam dedim. Altınlar da bende. Keyfim yerinde. Sizinkiler nasıl asıl? Benim kayınvaliden bayağı iyidir. Çünkü sana çeyrek altını tepside verdiği için. Lezzetli yapıyorum. Kabartmıyorum ya. Ya kabart. Tabii ki kabartmıyorum. Kabartma. Yeşimcim, şefim sana fazladan kabartma tozu mu veriyor? Nedir bu senin keklerle problemin? Niye kabartıyorsun? Ya bak şimdi kendi kendini var ya burada hani lezzetliydi. Hani kayınvaliden lezzetli tabağı veriyordu. Hani kabaran kek normal kekti. Ben ya, burada bir deliğini kendimi tutsun. Çok geliştirdim Yeşimcim. He. Burada kendimi o kadar geliştirdim ki keklerde yaptığım en büyük hatayı fark ettim. Ha hataymış, hata tabii olarak görüyorsun. Tabii ki Beyhan teyze bana çok güzel öğretti. Bak sana nasihatlarım işe yaramış. Sana dedim ya burada iyi olmak yetmiyor. Sadece lezzetli olmak yetmiyor. Burada çok iyi olmak gerekiyor. Taktik yapmak gerekiyor. Yeşimcim, 9 aydır buradaydın değil mi? Benim hani burada 2 ay gelip gitmemle dalga geçmiştin. Senden fazla çeyreğim var. Aslan'a bakıyorum tenekelesinde 32 tane bileziği var. Ama benimle aynı çeyreği var. Damlacığım buranın şampiyonu ilan etti daha gelmeden kendini. 27 bileziği var ama benimle aynı çeyrek sayısına sahip.